Manuel terapi, baş ağrısı, sırt ağrısı, kulunç ağrısı, kas kaynaklı bütün rahatsızlıkların tedavi yöntemini manuel terapiyle yapabiliyoruz. Kaslardaki blokajların yani tıkanıklıkların açılması sonucuyla kas kaynaklı rahatsızlıkların tedavi yöntemiyle manuel terapiyi uyguluyoruz. Blokajların açılmasında parmaklarımızla, ellerimizle o ödemli olan bölgeyi, tıkalı olan bölgeyi baskı yöntemiyle ilk önce kasları rahatlatıyoruz, açıyoruz. Oradaki ödemi dağıtıyoruz. Ondan sonra eklemleri yerine oturtuyoruz. Bunun yanı sıra tabii etki olarak hacamat ve sülük tedavisi de uyguluyoruz. Hacamat, şöyle söyleyeyim, işte yediğimiz içtiğimiz her şey kana karışıyor ve vücudun atık tapusu derinin altıdır. Deri 3 tabakadan oluşur. En üst tabakanın altında zamanla aldığın toksin maddeler tıkanıklıklar meydana getirir. Biz mikro çiziklerle o tıkanı olan bölgeyi vakumlama yöntemiyle alıyoruz. Oradaki birikmiş o pis kanı. Ve kişi, vücut sirkülasyon sonucu kendini hızlı bir şekilde yeniliyor. Mesela sülük tedavisi de, sülükleri anlatayım biraz da. Sülüklerde mesela yüzün üzerinde biyoaktif madde içerir. İşte ağrı kesici özelliği, antidepresan etkisi özelliği, kan sulandırıcı, birçok özelliği vardır. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Sülüklerde belli rahatsızlıklara göre tabii uygulayabiliyoruz. Örneğin ayak kankren olmuş bir hastanın artık çaresi bulunmuyor. Ne yapıyoruz biz bununla? Bize doktorlar yönlendiriyorlar arkadaşlar, sağ olsunlar. Biz oraya sülük tedavisi uygulayarak bu rahatsızlığı kısa bir zaman zarfı içerisinde vücut kendini yenilerek tedavi ediyor. Yani sonuçta sülüğün etkisi diyebiliriz yani buna, kişinin değil, sülüğün etkisi. Genelde boyun fıtığı, sırt ağrıları, kulunç rahatsızlığı, işte sinir sıkışmaları olan kişiler genelde bizi buluyorlar manuel terapiyle. Kısa bir zaman sarfı içerisinde, işte belli seanslarla, kişide bazıları bir seansla, iki seansla, üç seansla, dört seansla tamamen tedavi olunabiliyorlar. Böyle anlatabilirim hacamatı. Hacamata hiç yaptırmayan bir kişi, bir yıl içerisinde 4-5 kez hacamat yaptırması gerekiyor ki bütün sistemin, tamamen kılcal sistemin açılması lazım. Kılcal yapı sistemi açıldıktan sonra zaten senede bir kez ya da 6 ayda bir kez hacamat olursa bağışıklık sistemini çok ciddi manada bir şey yapıyor, güçlendiriyor. Genelde kas ağrıları olan insanlar şey yapabiliyor yani, bizi buluyorlar hacamat konusunda. Hacamatta genelde sırt ağrılarına çok cimatta da tedavi edilebiliyor yani. Çünkü dolaşımı hızlı bir şekilde temizlediği için. Tabii ki manuel terapi, hacamat ve sülükten sonra kişinin beslenmesine de çok dikkat etmesi gerekiyor. Kendine güllük kürler hazırlaması gerekiyor. Mesela örneğin mide rahatsızlığı olan bir insan, İşte baş ağrısı olan bir insan, tansiyon rahatsızlığı olan bir insanın günlük alması gereken takviyeli doğal tedavi yöntemleri vardır. Bu tedavi yöntemleri uygulamanın en güzel yollarından bir tanesi de işte aç karnına aldıktan sonra, eğer kişiyi rahatsız etmiyorsa, kullandıktan sonra aç karnına rahatsız etmiyorsa, işte aldıktan yarım saat 45 dakika bir şey yemiyor. Ondan sonra kahvaltısını güzel bir şekilde tedavi edebiliyor yani. En basit örneklerden vermek gerekirse, İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet senesinde olan işte akşamleyin bir bardağın içerisine işte 21, bazı rivayetlerde 40 tane kuru üzüm atıp sabahleyin kalkıp suyunu ve posasını yemesi. Örnek, sabahleyin 7 tane zeytin yemesi aç karnına. Bunun gibi birçok tedavi yöntemleri mevcut. Hacamatı insanlar yani bir kere dahi o mahsus yaptırması bence hem dinimiz açısından hem sağlık açısından çok iyi. Zaten yaptırdıktan sonra kişi faydasını çok ciddi manada görecektir. Kişiden kişiye göre değişiyor. Hemen hacamattan sonra kalkıp o rahatlığı, o hafifliği hissedebilir. Zamanla kademeli kademeli 1, 2, 3, 4, 5 gün sonra, bir hafta sonra daha da iyi hissedebilir kendisini. Bu belli bir şeyden sonra sabitleşiyor. Tabii bu kişiyi yemesine içmesine de çok dikkat etmesi gerekiyor bununla birlikte. İşte egzersizler yapması gerekiyor. Sağlığına da dikkat etmesi gerekiyor. Mesela migrenin tedavisi yok diyorlar. Mesela bazı
kliniklerde botoks uyguluyorlar. Halbuki hacamat ve sülük tedavisiyle çok ciddi manada belli çok ciddi manada tedavi olunabiliyor insanlar. Buna çok şahit oluyoruz zaten. Yani kimyasal değil ama doğal tedavi yöntemleriyle gerçekten hacamat ve sülükle işte aldığı belli doğal tedavi yöntemleriyle çok ciddi manada mesafe kat edebiliyorlar yani. İşte romatizma rahatsızlığı. Mesela romatizmanın da tedavisi ile yok. Ama romatizmada da belli kürlerle ve hacamat ve sülük tedavisiyle çok ciddi manada mesafe kat edilebiliyor bunda da. Mesela hacamatın bir özelliklerinden bir tanesi de işte kandaki oksijen değerini çok ciddi manada artırıyor. Bu da kalp rahatsızlıkları için gerçekten bulunmaz bir tedavi yöntemi. Genelde insanlar bize ilk önce ağrılarıyla geliyorlar. Ağrılara geldiğinde biz soruyoruz tabii ki, doktora gittiniz mi? İşte doktor sonuçlarını, MR sonuçlarını alıyoruz kendilerinin. İşte MR sonucuna göre bir tedavi yöntemi uyguluyoruz. İşte doktor ne dediyse, doktorun söylediği şekle göre biz kendimiz de bir muayene ediyoruz bölgesel olarak. İşte rahatsızlığına göre işte hangi aşamalara uygulamamız gerektiğini o zaman tespit ediyoruz. İlk önce manuel terapiyle başlıyoruz bu işe. Manuel terapiden sonra işte gerekirse hacamat, gerekirse sülük, işte gerekirse bitkisel tedaviler, bitkisel yağlar. Bu şekilde kişiyi tedavi ediyoruz.